Ben her şeye rağmen bu evliliğin içinde duygusal bir şey olduğuna inanmak istiyorum. Seni temin ederim, zannettiğin gibi bir menfaat yok. Dinimizde de fakirlere yardım etmek gerekir. Zaten bizde fakir zengin ayırt edilmemiştir. Aile istemiş, kız da istemiş, ben de istemişim. Hukukun gereğini yerine getirmişim. Hem rahat edecek. İyi ama daha 17 yaşında. Yalan atıyorlar. 13 Temmuz 92 doğumlu. Doldurmadı ama 18'ine girdi. Nasıl tanıştınız? Bizim Sarıkamış'taki otelimizde lokantanın başıydı. Çok da beceriklidir. Otelin genel müdürü, sana dört dörtlük bir hanım buldum. Hem aklı hem fiziği çok iyi dedi, resmini gönderdi. Eğer hanım kız beni alıyorsa, annesi babası da müsaade ediyorsa bu kıza talibim dedim. Sonra zaten İstanbul'a geldiler. Heyecan? Biraz oldu tabii. Ben zaten onu İstanbul'a davet etmek için aradığımda ulaşamadım. Seni iki sefer aradım. Lütfedip beni aramıyorsun, nerelerdesin dedim. Kuafördeydim, kusura bakma duymamışım dedi. Benim için mi güzelleşiyorsun dedim. Yo, ben zaten güzelim dedi. Kendine güveni tam. Ne istediğini biliyor. Acayip bir şey. Bütün bu yaşananlarda sizi rahatsız eden hiç mi bir şey yok? Hayır yok. Ben 71 yaşındayım. Benim rakiplerim 3 tane dost tutuyor, her sene bir tanesini değiştiriyor. Ben de öyle yapabilirdim. 3 değil 6 tutardım. Gelirdi biri, 15 gün kalırdı, sepetlerdim. Memlekette nasıl olsa yüz binlerce var. Ama hiç güzel bir şey değil bu. Ben devletin, hukukun içinde olan bir evliliği yaptım. Tek sorun yaş farkı. Siz aranızda ne konuşuyorsunuz? Nasıl yani? Her şeyi. 60 yaşındaki kadından akıllı. Akşam eve gidince bana diyor ki, şu gazeteye niye böyle söyledin? Televizyonda neden öyle dedin? Vay, işin içinde cinsellik yoksa neden bakıcı tutmadınız? Şimdi beni konuşturacaksın. Tabii ki işin temeli cinsellik. Ama böyle demiyorsunuz, kıvırtıyorsunuz. Ya cinsellik tabii ki var. Ama ben kendi şartlarımı da anlatıyorum. Gece su almak için kalktığım doğru. Şimdi bak, 25 yaşında bir erkek için bir numaralı şart cinsellik olur. Kız güzel midir, cinsel midir ona bakar. 60-70? Genellikle o iş bitmiştir. Ama bende farklı. Şimdi bana deseler o iş yok, yalan. Bende çok iş var. Bir hanımın isteyeceği en iyi iş bende. 25 yaşında nasılsam öyleyim. Hatta %100 daha iyiyim. 70 yaşındaki bir erkek çok popüler ve karizmatik değilse hiçbir kadın ona gitmez diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Başkalarını bilemem. Bu ülkede benim gibi ya 3 tane daha vardır ya da yoktur. Ben de Nazlıcan'ın yerinde olsam halis toprağa alırdım. Yaşına da bakmazdım. Her yerde hala itibarım var benim. Bir yere girerim, insanlar ayağa kalkar. Hatta Nazlıcan olsam halis toprağa alırdım diye kurban keserdim. Güzel olduğu kadar akıllıymış demek ki. Nazlıcan size niye geldi? Niye gelmesin? Bir aydır Nazlıcan Nazlıcan diye yazılıyor. Bu kötü bir şey değil ki. Neredeyse dünya tanıyacak onu. Size bütün bu itirazlar neden biliyorsunuz değil mi? Kadını metalaştırmak bu. Yo, parayla satın almakla paralı adam almak arasında fark var. Nazlıcan zengin ve itibarlı birini aldı. Ondan evvel 50 kişi evime geldi, hiçbirini beğenmedim. Niye geldi bu insanlar? Kızıma bak, beğenirsen al diye getirdiler. Bizzat aileleri. Kızlar da 18-20 yaş arasında değişiyordu ama beğenmedim. İçim kaynamadı. Ama Nazlıcan başka. Fizik bakımından da Türkiye çapında. Sonra çok hanım. Her tarafı muhterem. Dansa gitmek istese, yüzmeye gitmek istese, ormanda yürümek istese, ne bileyim çarşıya gitmek istese? Bir tek çarşıya gitmek ister. Diğerlerini zaten istemez ki. Öyle yetişmemiş. Ne var, çarşıya da gideriz birlikte. El ele geziyor musunuz? Göz göze bakışıyor musunuz? Vallahi biz çok uyumluyuz. Zannedersin ki Nazlıcan yarım asırdır Aslanlı Köşk'te yaşıyor. O kadar hakim her şeye. Dün akşam bir arkadaşın evine yemeğe davetliydik. Birlikte gittik. Çok gurur duydum eşimle. Bir güzeldi. 54 yaş farka rağmen Ayşe Arman'ın yine ünlü gazeteci Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ayşe Arman'ın sorusuna Halis Toprak Beyefendi'nin verdiği cevap şuydu. Yani yetebiliyor musunuz bu yaştaki bir kıza? Halis Toprak diyor ki ben libidosu yüksek, 25 yaşında neysem şu anda o halde olan bir erkeğim. Öyle miydi? Bir insan kendini kanıtlama çabasına girerse, kanıtlamak isterse her şekilde her şeye başvurabilir. Kendini 25 yaşında yaparken senede 60 yaşındaki kadınlar ağırlığında zaten benim yani bir dengeyi size, kuramamışsınız siz benim de. Size biriniz dün, küçülmüş, biriniz büyümüşsünüz, bir şey olmuş. İşte benim size dün söylediğim aslında kendi ağzıyla o da söylüyor. Yani bir yere gitmek istemez, bir şey yapmak istemez. Çünkü bunlara alıştırılmadığını
alıştırılmadığını zannediyor. Hani sadece diyor ki tek çıkıp gezmek ister. Evet, o mesela Ayşe Arman orada çok güzel bir şey söylüyor. Yüzmeye gitmek istese, ne bileyim ormanda yürüyüş istese. Gitmek istemez diyor. Niye gitmek istemeyeyim ki? Çünkü gitmek istemez dememesi lazım. Gidemiyor demesi lazım. Göndermiyorum demesi lazım. Kısıtlanıyor demesi lazım. Bir de Halis Ağa orada diyor ki bana çok aileler kızlarını getirdi. Al, beğen, beğenirsen evlen diye. Onların ailesi getirmiş olabilir ama o benim aileme geldi. O da ayrı bir şey tabii ki. Bu röportajı belki okumadı ya da biraz önce ekranı izlemediyse Ayfer, bağladığınızda bana haber verin. Ayfer'in sesi çok kesik kesik geldi. Ekran başına da doğru gitsin sesler istiyorum. Seda ablacığım, çelişki dediğim bu zaten. Şimdi Halis Bey kendi ağzıyla verdiği röportaj verdi Ayşe Arman'a. Böyle bir röportaj verdikten sonra, daha sonra aradan birkaç ay geçtikten, yani bu boşanma süreci başladıktan sonra bu sefer başka bir röportaj onu verip, hatırlıyorum. Başka bir röportaj verip işte Nazlı beni buldu, Nazlı beni istedi, benim haberim yok. Bu sefer böyle döndü. Oysaki ilk röp oysaki, Ayşe Arman'ın yaptığıydı. Aynen öyle. Ben çok iyi takip ederim. Ayşe Arman da orada ölmedi. Allah yavrusuna, ailesine bağışlasın. İlk röpü Ayşe Arman yaptı ve bu çok da konuşuldu. Çok üzerine tartışıldı. Dolayısıyla ben böyle şeyleri çok iyi hatırlarım. O yüzden yapımcım Reyhan Şan'a da rica ettim. Lütfen o röpü bulur musun diye. Biraz önce de size olduğu gibi o röpten size aktardık. Yalan yok, abartı yok, üstüne eklemece yok. Neyse o. Kim ben Halis Ağa'nın libidom yüksek dediğini de orada okudum da söyledim ve gördüğünüz röportajda da verdim. Kim ne diyorsa onu aktarıyorum. Hiçbir üzerine koyma aktarma yok. Bizde kesinlikle birebirdir her şey.